Nüfus müdürlüğünde bir karışıklık olmuş. Evlilik cüzdanını elime verdiler. Kocası Azedin. E ben benim içinde de canıma minnet. Yani bir taşla iki kuş. Böyle renk renk desen desen iki tane farklı insan. Ben bir gece Abuzer'le yatıyorum. Bir gece Azedin'le yatıyorum. Sonra ben tek başıma bir odada kalıyorum. Dinleniyorum. Sonra onlar aynı odada kalıyor. Böyle evliliğimi ikisiyle de evliyim. Çok evliyim ikisiyle de. Diyelim ki Abuzer'in sırası. Abuzer diyor ki Ezzettin'e. Ezzettin, valla benim bugün sırtım ağrıyor. E ben yalnız yatmak istiyorum. O da diyor ki, ki ezzetin önemli değil gönder gelsin bu kesinler hele onlara ne kime nesil kime nesil benim kocaları. iki tane aslan gibi evimin direkleri var iki tane köpeğlen gibi adamlar ezzetinle boşanacağım kocamın amcasıyla evlenecek sonra iki yıl sonra abuzeri boşayacağım bu sefer ezzetinin dayısıyla evleneceğim ondan sonra iki yıl sonra bunların ikisinden boşanacağım sonra tekrar abuzerle ezzetinle evleneceğim İntimedia TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Şerife. Şerife bir hikayem var dedi ve bize başvurdu. Bakalım hep birlikte hikayesini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Şerife Hanım. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Şimdi ben buraya geldim hikayemi anlatmak istiyorum. Çünkü benimki gerçekten akıllara durgunluk verecek bir hikaye olduğunu düşünüyorum gerçekten. Sizin programları izliyorum. Sizin programlarda böyle çok tuhaf tuhaf böyle kadınlar geliyor ama dedim ki hiç kimsenin hikayesi benimkinden daha beter olamaz. Ben de gideceğim, anlatacağım benim neyim eksik? Onun için geldim. İyi, hoş geldiniz. Peki bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Hikayeniz nerede başladı, nerede bitti? Nasıl bir hikayeniz var? Bizimle paylaşır mısınız? Şimdi eğer ki istiyorsanız ilk doğduğum günden mi başlayayım? Hikayemin başı oradan başlıyor çünkü. Yoksa nereden başlayayım ben bilmiyorum. Siz neresini dilemek istiyorsanız bence orasını sorun. Bize başvurma sebebiniz hayat hikayeniz. İki kocanız var ve aynı evde yaşıyorsunuz. İlk eşiniz ve eşinizin arkadaşı. ikisiyle de evlisiniz ve aynı evde yaşıyorsunuz. Buyurun bu garip... Hep hikayenizi dinlemek isteriz açıkçası. Asıl katılma amacımı söylemek istiyorum şimdi burada. Diyorum ki akıllara durgunluk veren hikaye demek dedikleri şey bu olsa gerek. Şimdi benim kocamın bir tane çok samimi arkadaşı var. Ezzeddin. E şimdi Ezzeddin benim kocamın ismi Abuzer. Abuzer'in çok samimi arkadaşı. E şimdi efendim gel zaman git zaman biz tabii ki abuzerle tanıştık böyle işte Fnört zaman oldu neştik sonra işte efendim o beni gitti böyle tenhalarda menhalarda sıkıştırdı işte nişanlılık dönemiydi bilmem neydi evlilik de oydu buydu derken Tuttu ben Abuzer dedi ki vallahi benim nikah şahidim Azedin olacak. E ben dedim senin arkadaşındır benim başımın gözümün üstüne yeri vardır. Sen ne dersen o benim için beyimin lafı birdir başka da yoktur. Önce benim için önce Allah'tır sonra beyimdir. Beyimin lafının üstüne laftanımı. O ne dediyse ben de tamam dedim. Sonra biz işte nikah günü geldi. Tabii ki biliyorsunuz e, resmi nikahtan önce gidiyorlar insanlar. İmam nikahı kıyıyorlar. E biz Abuzer'le gittik imam nikahımızı yaptık. Ondan sonra günümüzü aldık gittik. Resmi dairede evleneceğiz deyin. Sen tut Hazreddin gitsin Abuzer'in yerine imza atsın. İşte biz ile evlenmiş bulunduk. Gittik bir baktık ki... Nüfus müdürlüğünde bir karışıklık olmuş. Evlilik cüzdanını elime verdiler. Kocası Azedin. E be Abuzer'e dedim ki ben Zedin'le evlenmişim. Sen neden getirdin bunu Abuzer? Tabi bundan sonra çok memnun olduk yani bizim için bir sakıncası olmadı. Abuzer dedi ki benim 20 yıllık arkadaşımdır. E şimdi madem sen onunla evlenmişsin resmi nikahlısın. Benimle de imam nikahlısın. E biz gül gibi geçinir gideriz aynı evde yaşarız dedi. E benim, benim için de canıma minnet yani bir taşta iki kuş. Böyle renk renk desen desen iki tane farklı insan. Peki boşalmak istemediniz mi bu karışıklıktan sonra? Ya ben boşanmak istedim aslında ama Azedin boşanmak istemedi. Ya Abuzer'le gittiler konuştular bir şey yaptılar. Sonra Abuzer geldi dedi ki artık olmuş bitmiş yapacak bir şey yok. Yani bir tabak fazla koyarız sofraya dedi. E tamam ben dedim ki olur. Öncelikle ben sadece sadece sofrada buluşacağız sanıyordum. Ama Hazreti'nin amacı farklıymış. Bunu da Abuzer sonradan anladı. Yani imam nikahlı kocamı seviyorum ben kaç yıllık çıktığıma da. İpi soru arkadaşıyla böyle bir şey olunca işin açıkçası kafam çok karışmıştı. Ama abu Zerden Allah razı olsun bana çok destek oldu bu konuda. Peki siz ikisiyle aynı evde yaşayıp evliliğini sürdürüyor musunuz? İkisiyle de evli misiniz şu an? Aynı evde mi yaşıyorsunuz? Yani ben şimdi aslında sizin bu sorudan ne demek istediğinizi anlıyorum. Evet, ikisiyle de gayet evliyim, en evliyim hem de. Çünkü bizim evimiz iki artı bir. Şimdi böyle bir şey oluyor, bir odada. Hazretim kalıyor, bir odada Abuzer'le ben kalıyoruz. Ama ben bir gece Abuzer'le yatıyorum, bir gece azetinle yatıyorum. Sonra ben tek başıma bir odada kalıyorum, dinleniyorum. Sonra onlar aynı odada kalıyor. Böyle evliliğimiz ikisiyle de evliyim. Çok çok evliyim ikisiyle de. Böyle bir e, hayat hikayemiz var yani. Biz çok mutluyuz. Gerçi hiç kimse Allah nazarlardan saklasın. İki tane aslan gibi evimin direkleri var. iki tane köheylan gibi adamlar. Allah. Çok mutluyum yani. Peki aileniz, akrabalarınız bunu biliyor mu? Komşularınız buna bir şey demiyor mu? Bir kadının biliyorsunuz ki aynı anda iki kişiyle evlenmesi mümkün değil. Dinimizce de caiz değil. Bok yesinler. Hele onlara ne? Kime nesi? Kime nesi? Benim kocalarım. Bak kocalarım diyorum. Çünkü ikisinin ayrı ayrı ailesi var. Diyorsun. Benim iki tane kaynanam var yani şimdi benim kocalarımın aileleri bunu kabul etmiş etmemiş kime ne onlara nesi onlara nesi biz böyle mutluyuz hiç kimseyi de ilgilendirmiyor. Hele o benim görümcelerim. iki tarafın da görümce iki burada var, iki orada var. Dört görümceyle uğraşıyorum ben. Ama hiçbiri de umurumda değil. Sonra dönüyorsunuz diyorsunuz ki dinen müsait değil, dinen ee, caiz değildir bir kadının iki erkekle evli olması. Peki bir erkeğin aynı anda dört kadınla evlenmesi ve bunları aynı evde beraber yaşaması caiz midir? İslam dilinde tabi bir erkeğe dört kadın düştüğü söyleniyor. Ama bunlar aynı evde mi yaşıyor? Hayır yaşamıyor. Bazıları yaşıyor ama yaşamıyor. Demek istediğim şey şu. Bir insan istiyorsa iki tane de yaşar, on tane ile de yaşar, hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Kimlere nesi? Kimlere nesi? İnsanlar sizi eleştirdikleri zaman nasıl bir cevap veriyorsunuz? Ya da herkes biliyor mu ikisinin de kocanız olduğunu? Ya şimdi önceleri saklıyorduk. Biz diyorduk ki işte e, Hazreti'nin, Abu Zer'in çok samimi arkadaşı bizim çevrede bilinir yani onlar yıllardır arkadaş. Bize misafirliğe gelmiş dedik. Biz bir, iki yıl kadar. iki yıl boyunca bizde misafir yalanını uydurduk. Artık Enes onu tuttu. Benim Abu Zer'in annesinden olan kaynanan Geldi dedi ki kızım dedi ki bu adamın evi yok mu? Barkı yok mu? Neden gitmiyor? Valla dedim ki anneciğim bana bir şey sormuyorsun. Çünkü dedim ki bana nesi? Çünkü bu Abuzer'in arkadaşıdır. Abuzer kal demiş kalmış. Bana susmak düşer. Çünkü benim için beyimin lafı önce Allah'tır sonra beyimin lafıdır. Benim ben beyimin lafı üstüne laf tanımam. Peki kocalarınız kendi aralarında anlaşıyor mu? Ee, onlar benden önce tanıştığı için çocukluk arkadaşı bunlar. Çok iyi anlaşıyorlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani bazen mesela onlar aynı odada kaldığı gün, ben dinlendiğim gün bazı sesler duyuyorum ama diyorum ki bunlar 25-30 yıldır arkadaş. Yani birbirlerine hikayelerini anlatıyorlardır. Belki birbirlerine e, efendim söyleyeyim benimle yattıklarında nasıl fanteziler yaptıklarını anlatıyorlardır. Birbirlerinin üstüne deniyorlardır. Orası ben bilmiyorum günahlarına girmek istemiyorum. Çünkü benim beyim bana ne derse odur. Benim beyimin lafının üstüne laf tanımıyorum. Peki kocalarınız sizi aldatıyor mu veya siz kocalarınızı aldatıyor musunuz? Yok ben neden anlatayım iki, tane aslan gibi kocam var. Onlar beni aldatamaz çünkü benim gibi bir kadın bulurlarsa gitsinler ama sanmıyorum yani. Ama şöyle bir şey var benim Abuzer kocamın amcası e, efendim ne söyleyeyim bana takmış bana aşık olmuş sonra bir gün bu beni aldı götürdü kaçırdı sonra biz gittik bir on gün on beş gün böyle bir gittik abuzer geldi bana dedi ki kızım sen nereye gittin karıcığım sen nereye gittin neden bana haber vermedin gerçekten seni kaybettim diye çok üzüldüm ben dedim ki abuzerciğim vallahi senin amcam bana dedi ki işte abuzer bana demiş ki sabriye benimle gelsin e ben de size dediğim gibi ben beyimin lafının üstüne laf tanımam o yüzden amcası bana öyle deyince ben de inandım. Dedim ki abi eğer ki amcasıyla gitmemi istiyorsa vardır bir birliği. Ben de bastım gittim amcasıyla. Sonra 15 gün sonra döndüğümüzde tabi ortalık 105.056 olmuş. Herkes birbirine girmiş. Amcasının karısı Abuzer'in ağzına sıçmış. Sonra Abuzer'in karısı gitmiş hazedinin de ağzına sıçmış. Sonra kaynanamla bunlar bir olmuş. Gelmişler böyle kıyamet sonra Abuzer beni aradı. Tabii ki Abuzer nerede olduğumuzu biliyor. Çünkü ben onu aramıştım. Bak sen amcana demişsin ki ee işte Sabriye benimle gelsin. Ben de onunla gittim. Senin lafını dinledim. Bilgin olsun diye ona haber verdim. Keyfine bak dedi. Hiç önemli değil. Sonra ortalık karışınca Abuzer beni aradı. Dedi ki hemen gelmeniz lazım. Burası biraz böyle karıştı. E hemen geldiğimizde bir baktım. Bütün sülale orada durmuş bizi bekliyor. Ben dedim ki size nesi? Size nesi? Ben huzur arıyorum. Ben huzur aradım sadece. Kocamın amcasında huzuru bulduğumu sandım. Ama evime döndüğümde dedim ki Hazretin'le Abuzer'deki huzur hiç kimsede yok. Ama biz evleneceğiz yani. Kocamın amcasıyla evleneceğiz. Abuzer'den de izin aldım. Yani siz kocanızın amcasıyla kaçtınız 15 gün ortalıktan kayboldunuz sonra tekrar geri geldiniz. Kocalarınızla şu an birlikte yaşıyorsunuz tekrar. Evet. Niye şaşırdınız? Kocanızın amcasıyla mı bir de evleneceksiniz? Üçüncü koca olarak yoksa bunları boşayıp mı onunla evleneceksiniz? Yok şimdi biz böyle bir karar aldık oturduk böyle aile meclisi toplandı. Tabii ki Abuzer benim canım evimin direği ikinci evimin direği Azedin. Biz böyle hep beraber oturduk muhabbet ettik konuştuk ne yapabiliriz diye bunu nasıl yapabiliriz diye. E şimdi ben Azedinle boşanacağım sonra kocamın amcasıyla evleneceğim. Sonra iki yıl sonra Abuzer'i boşayacağım. Bu sefer Azedin'in dayısıyla evleneceğim. Ondan sonra iki yıl sonra bunların ikisinden boşanacağım sonra tekrar Abuzer'le Azedin'le evleneceğim. Çocuklarınız var mı peki bunlardan? Yok daha 5 yıldır evliyiz daha çocuklarımız yok. Yani çocuk yapmayı düşünmüyoruz biz gerçekten bilinçli bir aileyiz. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek gerçekten siz de biliyorsunuz hiç uygun değil. Biz bilinçli bir aileyiz asla bir ilişki bir evlilik 6. yılından sonra oturur. Şimdi belki ben çocuk yaptım sonra abizlerle anlaşamadım. Sonra boşanlık o çocuklara yazık değil mi psikolojileri için. İşte ben dedim ki hiç gerek yok şimdi. Bir de şunu düşündüm. Yani dedim ki şimdi yarın bir gün ben saklanırım abuzerden, Hazet'inden ayrılmak isterim giderim. E çocuk ayak ayak bağdır. Yani şimdi mahkemeler uzar, onlar uzar, bunlar uzar. İstediğim gibi bir hayat yaşayamam. Zamanı geldiğinde son limanda çocuk yapacağım. Kocalarınız gece sizinle yatmak için kavga etmiyorlar mı? Yok onlar çocukluktan beri çok iyi anlaşabildikleri için hiç sıkıntı olmuyor. Yani mesela bazen şey yapıyor gidiyor mesela diyelim ki Abuzer'in sırası abuze diyor ki Ezzettin Ezzettin valla benim bugün sırtım ağrıyor. E ben yalnız yatmak istiyorum o da diyor ki Ezzettin önemli değil gönder gelsin sonra ben o odadan o odaya gidiyorum. Yani hiç aralı çok iyi anlaşıyorlar şeytan kulağına kurşun harika bir evliliğimiz var. Ama tabii ki yani her evlilikte olduğu gibi sorunlar olabiliyor. Bazen işte ikisi de inatçıdır. İkisinin inadı tutunca da böyle çok kavgalar çıkıyor. Sonra ben diyorum ki tamam ses kes, ses kes. Gidiyorum ben de ne yapıyorum? Üçümüz aynı odada yatıyorum. Ben aralarında yatıyorum. Her biri sağımda solumda. Böylece çözmüş olurum. Yani yuvayı yapan dişi koştur. Bunu biliyorsunuz. Yani Efe'nin problemi olsun, sorunları olsun. İşte bunların hepsini ben çözüyorum yani. Ondan işte kocalarım benimle çok mutlu. Hiç sorun yaşamıyoruz. Siz peki ilk evleneceğiniz kişiyle imam nikahıyla evlisiniz. Yanlışlıkla evlendiğiniz kocanızla da resmi nikahıyla evlisiniz. Peki diğeri resmi nikah istemiyor mu? ilk kocanız. Yani her evlilikte biliyorsunuz günümüzde toplumumuzda insanlar gerçekten iki kuma resmin iki için birbirine saç saça giriyor. İlla ben alacağım, yok illa ben alacağım diye. E bizim de oluyor böyle şeyler gerçekten ara sıra böyle abaze lazetten birbirlerine giriyorlar. Yok resmin nikah benimdir, yok benim hakkımdır. Birbirlerine giriyorlar. diyorlar ki ses kes, durun. Durun şimdi ben onunla 5 yıldır resmi nikahlıyım. Onunla 5 yıldır imam nikahlıyım. Her 6 yılda değiştireceğiz dedim. Böyle anlaştık. Artık bundan sonra son 1 yılımız kaldı Hazretin'le. Hazretin'le boşanıyorum. Abuzer'le evleniyorum. Ondan sonra böyle devam ediyoruz. Yani ne kadar artık kimin ömrü nereye kadar giderse artık sonra kalan artık benimle kalacak. Peki üçüncü bir evlilik yaptığınızda nasıl yapacaksınız bunu? Şimdi üçüncü bir evlilik yaptığımızda bu sefer imam nikahından da boşanırım. Giderim önce imam nikahı yaparım. Sonra arada o aradaki bir yıl içerisinde bir yılda yeni evleneceğim evliliği deneme fırsatı veriyorlar bana. Gerçekten yol, yemek, sigorta her şeyimi yapıyor benim kocalarım sağ olsunlar eksik olmasınlar. Bir de öbürünü deneyeyim diyorum. Artık kariyerim nereye giderse inşallah umut ediyorum. Gerçekten çok güzel başarılara imza atacağım. Yani kaç evlilik yaparsanız yapın, geri kalanları hep imam nikahıyla evleneceksiniz. Ya şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buradan da gerçekten yanlış anlaşılma olmasın. Gerçi izleyenlerine şimdi benim canım evimin direkleri abuze ve Zettin beni izliyor olabilirler. Benim onlar ilk göz ağrım. Yüz kere de evlensem en sonu geri döneceğim onlarla evleneceğim ben. Şu an onlarla evliyim. Onlardan boşanıp başkalarıyla evlendikten sonra ne olursa olsun yüz yılda geçse ben onlara dönüp onlarla geri evleneceğim. Lütfen buradan onlara sesleniyorum. Kalbinizi ferah tutun. Ben sizinim, siz benim il göz ağrımsınız. Asla ve asla sizi ömür boyu hayatımdan çıkarmıyorum. Peki toparlayacak olursak e, son olarak ne söylemek istersiniz? Ya ben buradan şunu söylemek istiyorum. Gerçi öncelikle ben kocalarımı çok seviyorum. Benim için Allah birdir, kocamın lafı ikidir. Ben beyimin lafının üstüne başka laf tanımam. Bunu buradan dile getirmek istiyorum. Bir de ikinci olarak şunu söylemek istiyorum. Kocalarınızın amcalarına yürümeyin. Çünkü sonra sorun çıkıyor. Kocanız sizin neyinize yetmiyor. Bir de dünyada erkek mi kalmadı gidiyorsun kocanın amcasıyla evleniyorsun. Dünyada erkek mi kalmadı gidiyorsun kocanın amcasıyla kaçıyorsun. Sonra dönüyorsun diyorsun ki benim huzurum benim huzurum. Peki o amca beyin karısının huzuru? Ya çocukları? Buradan herkese seslenmek istiyorum. Aklınızı başınıza devşirin. Bir kere kocanızın amcasıyla kaçmayın. Yapmayın. Kocanızın dayısıyla kaçacaksınız. Lütfen buradan sosyal bir mesaj vermek istiyorum. Kocalarınızı sevmiyorsanız boşayın gidin. Ne cehenneme gidiyorsanız gidin canım. Aile içinde böyle bir, saçma sapan çarpık ilişkiler yaratıyorsunuz. Bakın bana ne kadar müstehsip, ne kadar gerçekten bilinçli bir aile yapısına sahibim. Evet kesinlikle. Hem çok. hayır bir saniye. Hem onlara nesi? Onlara nesi? Benim iki tane kocam varsa onlara nesi? Buyurun. Kesinlikle çok bilinçli bir ailesiniz. Zaten her sabah televizyon programlarında Esra Rol Müge Anlı gibi programlarda bin bir çeşitlerini gördüğümüz hikayelerin özeti bugün Sabriye bizlerle birlikteydi. Umarım bu aile içi çarpık ilişkilerin bir an önce bitmesi ve toplum tarafından artık eleştirilmesi ve gerçekten normal görülmemesi Dileğiyle diyoruz. Ve tabi ekranlara yansıtılmaması ve tabi ki ekranlardan izledikten sonra insanların bunun çok normal olduğunu e, düşünüp başkalarına aynı kapıyı açmaması dileğiyle. Sabriye'yi biz bir ibret olarak çağırdık buraya. Benim nerim ibret? Hayat hikayeniz ibret alınacak bir hayat hikayesi. Hmm. Umarım başka kadınlar aynı yoldan gitmez, aynı hataları yapmaz. Efendim bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.